Evet hocam, güzel bir sorunuz daha var. Evet. Şimdi karşımızdaki bir şey anlatırken onu onaylamak veya hani sürekli bir kafa sallama. Sizin şu anda yaptığınız gibi hı hı diyoruz veya demiyoruz, sadece bir gene ufak ufak. Daha doğrusu bunu yapmazsak neden rahatsız hissediyoruz? Bir de böyle bir tarafı var. Evet. Buna temel olarak geri bildirim ihtiyacı diyoruz işte. Şimdi sen mesela gene bana bir şey sorsan, ben sana böyle baksam hocam ne oluyor dersin, değil mi? Biz iletişim kurarken, yani karşıdaki insana özellikle bir şey anlatırken, o insanın pasif bir dinleyici olması bize yetmiyor. Aktif bir katılımcı olmasını istiyoruz. Ve o aktif katılımcı olması için zaten onunla iletişim kuruyoruz. Yoksa mesela iletişim kurmak için cep telefonuna ses kaydı yaptırdığımızda da aynı hazzı ve tatmini almamız gerekirdi. Böyle olmuyor. İnsan insana yüz yüze iletişimin en önemli nedeni bu. Karşıdan anlık geri bildirim almak. Bunu işte bizim Serkan Kar İsmailoğlu güzel anlatıyordu zamanında. Hala anlatıyordur muhtemelen. Kitabında da yazar, Kadın Beni Erkek Beni kitabında. Kadınlarla erkeklerin konuşması arasındaki en önemli farklardan bir tanesi bu. Evli çiftler arasındaki sorunların temel nedenlerinden bir tanesi de o. Kadınlar birbirleriyle konuşurken, dertleşirken dinleyici kadın, anlatıcı kadının genellikle sözünü kesmeden onu cesaretlendirici, onu daha fazlasını anlatmaya teşvik edici jest ve mimikler kullanır. Yani ya öyle mi, hakikaten vah vah, daha ne yaptı, bak sen, daha gibi gibi karşı tarafı hızlandıracak ve onun duygularını daha iyi anlatmasını sağlayacak bir takım geri bildirimler verir. Erkekler ise konuşurken birbirleriyle zaten kısa cümleler kullanırlar. Erkeklerin çok kullandığı bir kalıp belki dikkatinizi çekmiştir bu arada. Özellikle böyle 3-4 kişi konuşurken birisi bir şey anlatır, diğeri sözü alırken o da bir şey mi diye söze başlar. Bir de bize böyle bir şey oldu. Abi sen bırak onları der öbürü. Yani hepsi bir domine olma, üste çıkma, testosteron etkisiyle birbirinin lafı üzerine laf söylemeye programlıdır. Kadınlar daha bir empatik paylaşım yapmaya ayarlı gibi gözüküyorlar. Kadın erkek de konuşurken, mesela eşler, işte erkek kız arkadaş birbiriyle bir sorun paylaşırken, kadın genelde bir sorun anlattığında erkek hızla sözünü keserek soruna bir çözüm önermeye kalktığında arıza çıkar. Çünkü bu sistem biraz derdini anlatan insanın, özellikle kadının, karşı taraf tarafından dinlenildiğini, anlaşıldığını ve görüldüğünü hissetme isteğiyle alakalıdır. Yani bir sorun çözmek, işte karşı tarafa bir kayıtlı dosya oluşturmak değildir onun amacı. Aslında bütün yüz yüze iletişimlerimizde, özellikle dertleşirken, buna çok fazla ihtiyacımız oluyor. Öte yandan kullandığımız jest ve mimiklerin karşıdaki insana verdiği mesaj, seni duyuyorum, seni anlıyorum, dinliyorum, devam et. Ve biz bu devam et mesajını verdiğimizde karşıdakinin zihinsel akışını daha da hızlandırmış oluyoruz. İnsanların birbirleriyle konuşurken jest ve mimiklerini dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Ben çok bayılırım ama beni en çok eğlendiren şey, yıllardan beri ister evde ister dışarıda telefonla konuşurken yaptığımız garip el kol hareketleridir. Karşısı bizi hiç görmemektedir. Ona rağmen abi şuradan gidip şöyle yap falan diye kulağımızdaki telefona böyle elimizde hareketler yap. Madan duramayız. Yine aynı şey. Bu bir geri bildirim sistemi. Dilimizle beden hareketlerimiz birbirinden ayrılamayacak kadar beyinde bitişiktir. Hatta bu sözel dilimizin beden hareketlerimizden evrildiği, yani beden dili ya da işaret dilinden sözel dile doğru bir evrim geçirdiğimiz fikrini de çok kuvvetli olarak öneriyor. Birçok araştırmacı bunun böyle olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla vücut hareketlerimiz olmadan anlaşmak biraz zor. Mesela bu videoyu eğer bir ses kaydı olarak dinlerseniz, o zaman muhtemelen bu videodan biraz farklı bir şeyler alacaksınız. Enteresan bir şekilde YouTube'da yayınladığımız videolarda, böyle yüz yüze konuştuğumuz videolar çok daha fazla şey oluyor, İzleyici çekiyor. Çünkü bu bile bizim yüz yüze konuşma ihtiyacımızın bir simülasyonunu muhtemelen yaparak siz sevgili izleyicilerin oldukça hoşuna gidiyor gibi gözüküyor. Bir insanın böyle gözümüzün içine baka baka bir şeyler anlatması, hakikaten bizim muhatap aldığına dair bir beyin devremiz var. Onu tatmin ediyor, onun hoşuna gidiyor. Gerçek hayatta da aynı şey. Öyle kafa sallamadan karşıyı dinlemeyin. Zaten birini dinlerken kafa sallamadan duramayacaksınız. Eğer ona kafa sallamıyorsanız falan demiyorsanız, aklınız kesinlikle ya tarla meselesinde, ya kredi kartında, ya da kız ya da erkek arkadaşınızdadır. Dolayısıyla normal bir iletişim sırasında milyonlarca yıllık ayarlar, insanın fabrika ayarları. Buna engel olamıyoruz. Çok nadir de olsa ama hiç kafasını sallamayanlar var hocam. Var, onlar sinir bozucu zaten. Mesela direktörler, şeyler, insan kaynakları müdürleri bazen böyle denk. O title'la alakalı diyorsunuz yani hocam. Tabii.
Yani geri bildirim verilmemesi karşıdaki insanın kendini yok saymasına kadar giden bir zihinsel sorun yaratıyor. Mesela iş yerlerinde ben çok verdim öyle geri bildirimle ilgili eğitimler, işte biyolojik geri bildirim ya yani biyolojik alemde nasıl insanların kurduğu organizasyonlarda bu iş nasıl olmalı? Ya biyolojiden aldığımız, doğadan aldığımız örnekler bize nasıl yollar gösterebilir gibi. Yani burada işte yapılan araştırmalara baktım mesela. Müthiş bir performans düşüklüğü nedeni. Yani geri bildirim eksikliği. Fazla geri bildirim de bir problem. Yani bir kişinin yaptığı her şeye, söylediği her lafa cevap yetiştirmek. İşte onu böyle devamlı veri bombardıman tutmak da akıllıca değil ama geri bildirim almayan insan kendisini yok hissediyor. Yani yok hissettiği zaman da öz saygısı, öz benlik algısı gittikçe küçülüyor. Birçok tırnak içinde yönetici, asla lider diyemem bunu ama yönetici bunu bile isteye yapıyor. İnsanlar kendini kötü hissetsinler, o yüzden seslerini yükseltmesinler, yanlışa yanlış diyemesinler diye. Böyle beden diliyle opresyon ya da baskı dediğimiz bir durum bazıları tarafından çokça tercih edilen bir durum. Bu arada psikopati diye genel olarak adlandırdığımız bu ön beyin zafiyetinden kaynaklanan sosyopatlık ve psikopatlık durumlarında da karşı tarafa konuşurken geri bildirim verme yeteneği ciddi anlamda azalabiliyor. Bir de tabii otizmli bireylerimizde. Onlarda da sosyal iletişim problemi olduğu için karşı tarafa bir geri bildirim vermekte ciddi bir problem var. Sizden üst mertebede olan bir insanın aslında bilerek yaptığını söylediniz ama... Bilerek derken, bilerek tam şöyle kullanıyorum. Yani o bir tarz oluşturuyor çünkü o tarz onun işine geliyor. Karşıdaki insan kendini kötü hissediyor, hiç hissediyor. Halbuki bizim mesela işte... Biraz mobbinge giriyor aslında. Tabii ki. Yani bu liderlik değil işte. Bu yöneticilik zannedilen bir şey. Yani insanları böyle baskı ve kontrol altında tutma... Halbuki uzun dönemde özellikle çok sayıda kişiyle çalışıyorsanız ya da birçok insanı etkiliyorsa bu davranışınız başarısızlık kaçınılmaz yani muhakkak o kurum, o sistem, o kültür çökmeye mahkum. Çünkü insan böyle bir ortamda uzun süre olamıyor, var kalamıyor, performans gösteremiyor zaten. Peki normal bir arkadaşınız size hiç onay vermiyor ama aslında sizi çok iyi dinlediğini biliyorsunuz. Yani bu mesela biraz evrimsel sürece de bağladınız aslında el işareti gibi. Çünkü benim çok yakın arkadaşlarım var. Yani bir anda mesela elini tutuyorum ve gerçekten hikayesini anlatamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ama mesela kafa sallamayan bir arkadaşım da var. Ama beni gerçekten hani dinliyor, onaylıyor veya onaylamıyor. Onu ben anlıyorum. Ama onun en kafa mesela, sallamıyordur. Gözüne bak, beden diline bak. Başka bir geri bildirim veriyordur. Bir tarafından bir feedback var. Bir şey var muhakkak. Yani herkes onu yapıyor ama herkes bizim gibi böyle kafayı sallamıyor. Sen de iyi sallıyorsun bak devam. Bir görsen nasıl sallıyor böyle. Şu oyuncak bebekler var ya. Hocam biz metalciyiz biliyorsunuz. Ondan evet, bence. Boyun kaslarımız gevşek. Böyle. ondan gelmiş. Bir de aynen var diyorsunuz hocam. Aynen yeni bir kafa sallama galiba. Aynen tabii ki. Ta kendisi gülme. Aynen öyle. Tam ortaya. Aynen.